Sevgili izleyenler, bir önceki programımızda bir davette bulunmuştuk. Davetimize de ta Türkiye'nin öbür ucundan icabet edip geldiler. Her programda olduğu gibi bir çayın deminde bir güzel sohbet yapacağız. Çayın demi de şaire ilham verilmiş diye duydum ben. Bunun da inceliklerini sizden ilerleyen zamanda dinleyeceğiz. Evet. Bir önceki programımızda Rasim Bey'le konuşmuştuk. Konuk olarak Selahattin Bey'i alalım, rica edelim, gelsin demiştik. Kilometrelerce yolu, az önce dedim ya, kilometrelerce yolu bir söze, bir hatıra tepip geldi. Bizi kırmadı. Ta Konya'dan Çorum'a kadar yol aldı. Yol çok meşakkatli miydi? Aslına bakarsanız şimdi şöyle söyleyeyim. Bir yerlerde biz hani gönlümüzü ortaya koyarak eğer bir yola çıkmışsak bu hiç fark etmiyor. Menfi o yol mesela, hemen kısalıyor. Yol gönül çok yolu. Kısalıyor. Bugüne kadar birçok radyo programı, televizyon programına ben konuk evet. oldum. Fakat hiçbir zaman o yol bana uzak gelmedi, yorucu gelmedi. Eğer şiir için, sanat için, edebiyat dokumuz için ve özellikle işimiz insan olunca böyle şeyler çok fazla meşakkatli gelmiyor. Bana özellikle sorular geliyor sosyal medya üzerinde. Hani yorulmuyor musunuz diye. Ama dediğim gibi eğer o işleri bitirdikten sonra eve gittiğimde bir arkadaşım bana bir telefon açıp ya çok güzel, çok harikaydı dediği zaman o günlerin bütün yorgunluğunu atıyor. İşte bunun sonucunda da sonuç olarak bir insan psikolojisine dayanıyor, insana dayanıyor. İnsan insanı telkin edebiliyor. Böyle olunca yorulmuyor şimdi. Yani o günün yorgunluğunun sonunda bir telefonla gelen güzel dönüşüm sizin dinlenmenizi sağlar. Tabii ki de evet. Sevgili izleyenler, Cendere Şiir Antolojisi'ni derleyen ve yayın evinden yayınlayan, hatta editörlüğünü yapan Selahattin Bey, Selahattin Tekin, Konya'dan konuğumuz, artı Antalya Şükran Güneş, Antalya'dan Şükran Hanım, Şükran Güneş, Güneşçe Rumuzu, Rumuzu da Güneşçe hatırlattığınız için teşekkür ederim. Ta Antalya'dan ve Konya'dan buraya kadar bizim Rasim Bey'le yaptığımız programdaki davetimizi kabul edip yüzlerce kilometre geride bırakarak buraya kadar geldiler. Tabii diğer konuklarımız da var burada. Veli Bey. Evet. Rasim Kavlan eniştesi diyebilirsiniz. Rasim Bey'in eniştesi. Veli Bey, soyadınız? Kaynar. Kaynar. Gerçekten böyle sima olarak çok kaynak bir insan, çabucak kaynaşabilen insan, soyadı gibi. Sözü güzeldir. Özü güzeldir, sözü güzeldir. Sözü güzeldir. Veli Bey'in. Veli Bey de tabii biz programımız akışında Şükran Hanım olsun, Selahattin Bey, Rasim Bey olsun şiirler söylerken alttan böyle bağlamayla güzel güzel fonlar verecek bize. Eşi de eşlik edecek. Siz bana hiç fırsat vermeden eşi bizimiz. Eşi de burada, Rasim Bey'in kardeşi. Veli Bey'e sanatında destek veriyormuş sürekli. Veli Bey zaten diyor ki bir insanın eşi destek verirse sanatında yükselmesi daha kolay oluyor. Evet, ve sanatını öyle. İcra etmesi daha rahat oluyor diyor. Tekrar ben Selahattin Bey'e dönüyorum. Selahattin Bey de bu arada bakıyorum kitaba imzalar, bir şeyler yazıyor. Notlar alıyor. Evet. Şimdi programa başlamadan önce öncelikli olarak ben atladım o detayı. Buradan tabii ki de Cendere Şiir Antolojisi Yönetim Kurulu Başkanı KonTV Avrupa temsilcisi Ozan Ahmet Tufan Yönetim Kurulu Başkanımız. Onun nezdinde onursal başkanımız Sayın Ejder Yurttaş,
değerli dostum Nezaket Demir, değerli dostum Sevilay Koca ve onun nezdinde tekrardan bize gönül veren bütün değerli dostlarımıza ve sizlere, programı çekim yapan arkadaşlara ve bütün kameraman arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Akabinde tekrar konuya gireceğim. Aslına bakarsanız ben biraz dersime çalışıp da geldim diye. Hani bizlere diyorlar ki şiire nasıl başlar? Siz ne kadar dersime çalışıp da geldim desenize sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Rica. Siz zaten her zaman hazırlıklısınız. Yani sizin ders çalışıp gelmenize hacet kalmıyor. Sürekli yaşıyorsunuz zaten. Yaşadıklarınızı bu tür programlarda anlatıyorsunuz. O yüzden de sizlerle söyleşi yapmak daha kolay oluyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlarım detay vermiş özellikle. Şiire nasıl başladınız deniliyor. Evet. Şiire nasıl başladınız demek yerine neler yaşadınız diye sormak biraz daha kapsayıcı oluyor. Nitekim bu geçmişteki üstadlarımızın, şairlerimizin yaşantısına bakarsak onların hayatında böyle muazzam acılar çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla insanın eğer bugün de bu zaman içerisinde bir şeyler yaşıyorsa düne dair mutlaka onunla ilgili izler oluyor hayatım. Mesela atıyorum benim 14 yaşında seslendirmelerim var. O zaman tabii ki de sosyal medya çok fazla aktif değil. Hatta yok denecek derecede de var. O eski teyitlerin eski kasetlerine amatör mikrofonlarla sesler çektirdiğimi hatırlıyorum. Lise yıllarında özellikle defterlerin, kitapların arka kısımlarını şu anda biz bunlara edebiyat dilinde aforizma diye adlandırıyoruz. Küçük küçük yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Bu bahsettiğiniz yıllar 80'li yılların ortaları. Tabii ki de, evet, kesinlikle. Yani buradaki olan bütün arkadaşlarımız, bizim Cendere Şiir Antoloji üyelerimiz, onun nezdinde yayın evi çalışanlar, özellikle Selin Hanım buradan. Yani hayatlarına baktığım zaman o yüzündeki kareleri, yüzündeki çizgileri okuduğum zaman bir şeyler anlayabiliyorum ben. Demek ki yazan, tabiri caizse yaşayan hayatı veya seslendiren, okuyan, saza söze döken, nitekim Veli Kaynar arkadaşımız gibi, onun nezdinde eşi tabii ki de çok fazla destek olmuş sanat için. İnsan eğer bugüne geldiyse, bir şeyler saza söze döktüyse, geçmişe dair mutlaka onunla ilgili badireler yaşamış oluyor. Bir acılar çekmiş oluyor sonuçta. Yani şimdi ben sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Ya ben bugün şair olmak istiyorum. Hadi şiir yazayım dedim. Yazabilir miyim? Yazamazsınız. Şimdi şiir yazabilmek için ne yapmak gerekiyor? Ne yaşamak gerekiyor? Şimdi, az önceki söylediklerinize ben bir tuğla daha üste koyayım diye onu sordum. Evet. Ben şiirlerimde kesinlikle olgu ve kavramlardan etkilenmiyorum. Bu işin biraz felsefi taraftır. Şiir benim için bir fotoğraftır. Düşünün, elinizde bir fotoğraf makinesi var. Hayatın akışı seyrederken, hayatın akışı devam ederken özellikle elinizdeki fotoğraf makinesiyle önemli noktaları, önemli detayları zoomlayıp kayıt altına alarak kağıt üzerine resmedilmesi şekli olarak bunu tanımlayabiliriz. Diğer taraftan o biraz da biraz önce de bahsettiğim konu oldu bu. O rasat, gözlem gücünün geliştirilmesiyle alakalı. Evet. Biz bu kavrayışı geliştirebilirsek öyle zannediyorum ki hayatımızdaki içerikleri, insanların yaşayış tarzlarını umumi bir dille yazıya dökebiliriz. İyi bir analiz. Kesinlikle evet. İyi bir hayatı yoğurmak. Bizim felsefemiz de şu var. Ve hayatın içinde yoğurulmak. Bizim felsefemiz de şu var. Acıyla beslenmek. Ama hani bu değildir ki hayatın her anı acı olsun. Ben zaman içerisinde insanın hayatında böyle bir dönemsel istekler oluyor, dönemsel hevesleri oluyor. Bunun böyle olduğunu düşünmüştüm ama gün geçtikçe artık bazı şeyler böyle dallanıp budaklanıp meyve vermeye başladıkça insan bunun böyle olmadığı düşüncesi kanaatine varıyor. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Diğer arkadaşlar da şahit. Ben özellikle yaklaşık olarak diğer ekip arkadaşlarımla 30-35 kişi içerisinde düşünün ki dünyanın en zor işi insanlarla uğraşmak. Bu insanların içerisinde bir kısır döngü olarak onların duygularını, düşüncelerini yorumlayabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Bu durum içerisinde de bazı şeyleri analiz etmek, bazı şeyler tetkik etmek biraz daha zor oluyor. Bana arkadaşlarım diyor, çoğu zaman hani hedefiniz nedir? Bizim sürekli hedefimizde şu var.
bize dost veya düşman, kimler olursa olsun, antoloji adı altında yönetim kurulu başkanlarım, özellikle onursal başkanlarım, bizlere şunu, şu bilinci aşıladılar. Hiç kimseye, hiçbir zan altında kalmadan, menfi veya müsbet, kim olursa olsun, her zaman onların duygularının, düşüncelerinin destekleyicisi olacaksınız. Ben ve çalışma arkadaşlarım bu düşünce içerisinde. Eğer biz bunu hani bir sinerjik olarak topluma aşılayabilirsek, öyle zannediyorum ki ancak o zaman muvaffak olabiliriz. Yani sokaklar ne kadar temiz olursa, biz de akşam çok eve güzel, o kadar temizlenelim. Kesinlikle. Bunun yolu da kültür, sanat, edebiyat, yani sadece kültür, sanat, sportif faaliyetler, yani insanı insan yapan, işten arta kalan zamandaki faaliyetler. Kesinlikle. Eksik mi? Kesinlikle. Söyledim. Yok yok. Rica ederim. Bu işin tamamlayıcı olarak. Hayır, estağfurullah. Siz tamamlayıcı olarak konuştunuz. Yani buradan sokakların temiz olması demek, temiz toplum, temiz bireyler, daha güzel bir yaşam. Sevgi. Sevgi tabii. Evet. Sevgi. İnsanlarda genellikle şu var, şu düşünce var. Başkalarını nasıl değiştirebilirim düşüncesi var. Her insanın psikolojisinde bu yatıyor. Ama biraz önce de konu oldu. Başkalarını değiştirmeden önce kendi yaşamımızı nasıl değiştirebiliriz? Eğer böyle düşündüğünüz zaman, bu felsefeyle hareket ettiğiniz zaman karşıdaki insanın düşüncelerini, duygularını da bir şekilde daha fazla, daha iyi anlayabiliyorsunuz. Önemli olan bu stratejiyi yakalamak. Bunu yakaladığımız zaman emin olun hem toplumu değiştireceğiz hem kendimizi değiştireceğiz. Biraz önce zikrettik ya, herkes tabiri caizse kapısının önünü süpürürse sokaklar tertemiz olurdu. Eğer bunu becerebilirsek, şimdi insanlar diyor ki biz kitap basıyoruz, bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabın içeriğini beğenmedim diyor. Profesyonel olarak birilerine gönderdik. Fakat diyor kitabın içeriğini beğenmedim. Nesini beğenmedim diyor ben kitabın içerisini. Mesela kitabın diyor bazı yerlerine dekor atılmış diyor. Yazı fontu düzgün olmamış diyor. Yani tekrar şuna döneceğim. Tabiri caizse biz halk arasında şöyle deriz. Kulp takmak. İnsanlara kulp takmak. Bunu bizler çok güzel becerebiliriz. Hani benim dünyamdan bakabilirseniz, antolojilere, kitaplara, bizim dünyamızdan, bizim hayatımızdan bakabilirseniz ancak o zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Bizdeki amaç kitap değil. Bu bir elçi. Bizdeki amaç insanların duygularına, düşüncelerine hükmedebilmek. Yani ben biraz önceki söyleminizden şunu çıkardım. Bu kitabın dışındaki şekil, içindeki yazı fontu ya da herhangi bir şekli. Eleştiri tarzında söyledim. Yani bu çok önemli olmamalı. O kitabın içeriğinde ne anlattığı, size ne verdiği daha önemli olmalı. Kesinlikle evet. Şimdi bu bizim antolojimizin içerisinde divan edebiyatı, gazel, murabba, Rubai yazan büyük üstadlarımız var. Onları çok iyi tanıyorum ve onlar devlet tarafından bandrolü olan bir yazarlar. Şimdi edebiyatı daha bilmiyorlar. Geçse benim karşıma desem ki gazel nedir desem söyleyemez. Murabba nedir desem söyleyemez. Tuyuk nedir desem söyleyemez. Kadı Burhanettin, Ali Şiir Nevai, bütün bunların hepsinin üstadları. Oradaki amaçları eğer daha iyi kavrayabilirlerse, içerisindeki niyeti daha iyi kavrayabilirlerse ancak o zaman bizi anlayabilirler. Bizim antolojimizde şu var. Bizler kitabı çıkartıp bir yayın evi gibi kişilerin adresine göndermiyoruz. Bizler diyoruz ki bu bir elçidir. Ben size bir tane versem de aynı, 10 tane versem de aynı. Gelin yüzünüzdeki çizgileri bir okuyalım. Sizlerle bir tanışalım, oturalım, konuşalım. Önemli olan aynı çatı altında toplanalım. O yüzdeki çizgiler ne anlatıyor? Çok güzel. Evet. Amacımız tek gayemiz. Fotoğraf sanatında da çok böyle fotoğraf sanatının içerisinde de bulunduğum için biliyorum. Yüzü dümdüz insanlar değil de fotoğraf olarak bizim için yüzünde çok şekiller, derin izler olan kişiler biraz daha fotoğrafa malzeme oluyor. Ama o çizgiler ne anlatıyor? Kesinlikle. Önemli olan o. Kesinlikle. Bunda da şiirde de, şiir kitaplarında da sadece dışının albenisi çok güzelmiş, ben bunu alayım okuyayım. Ya dışı çok vasat, bu okunmaz kitap. Değil, değil. Demememiz gerekir ama içini bir analiz etmemiz gerekir. Kesinlikle, kesinlikle. Eğer bu duyguyla, bu düşünceyle hareket edebilirsek, tekrar tekrar söylüyorum, o zaman muvaffak olabiliriz. Ben sevgili değerli dostum Rasim Kavlak,
kalemin söz yaşları özellikle. Buradan ayrıca da Fox TV çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Kitabı ben basıp gönderdiğim zaman eleştiri yağmuruna tutuldu. Dediler ki işte içerisi şöyle olmuş, böyle olmuş. Hiç kimse şunun farkına varmadı. Bu adam şiiri okumuş mu sonuna kadar? Okumuş. İmla kurallarını düzeltmiş mi? Düzeltmiş. Önemli olan bir şiirde ben biraz da yoruma dayalı olduğu için imla hatalarını düzeltebilmedim. Biz ilk önce şiiri okuyoruz, imla kurallarını düzeltiyoruz. Güzel olsun diye de arkasına font atıyoruz. Birileri veya birileri ismini zikretmek çok fazla önemli değil. Kitap olmamış diyor. Sen onun içerisindeki emeği göremiyorsun. İşte insan olarak dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bir bak, içerisine bir bak. Bir uğraş var mı? Bir telaş var mı? İçerisindeki o sezgiyi bir öğren. Alın teri var mı? Kesinlikle evet. Ondan sonra karar ver. Ondan sonra. Ve şu var. Bizim toplumumuzda eleştiri özellikle değerli dostlar, değerli izleyiciler, eleştiri gizli yapılır. Eleştiri ilk şartı gizli yapılmaktır. Ve eleştirinin ilk başlarında kesinlikle yergi olmaz. Övgü olur. Giriş bölümünde övgü olur. Gelişme bölümünde açıklama yapılır. Sonuç bölümünde yergi olur. Eğer eleştiri olarak bu kavramları daha çok kendimizde kavrayabilirsek ancak o zaman muvaffak olabiliriz. En özellikli tarafı eleştirinin gizli olmasıdır. İzleyicilerimiz, umuyorum ki öyle zannediyorum, bu kurallara uydukları yani zaman... Yani bizim toplumumuzda şu var, ben çok zaman görüyorum, eleştiri deyince tokadı vurdu mu yere düşürmek, kesinlikle. Ağzını burnunu kanatmak, kaşını gözünü dağıtmak, oysa ki eleştiri yapıcı olur. Fotoğraf sanatında bulundum dediğim zaman da şunu görüyorum bizim fotoğraf dünyasında da. Olmamış bir fotoğraf. Olmamış da neresinde ne eksiği var? Hangi taraftan ışığı eksik almışım? Kesinlikle. Bana nerede kadrajı oturtamamışım? Nerede objeler birbirine binmiş? Bana onu anlatırsan ben bir dahaki fotoğrafımda onu düzeltirim. Şimdi tabii eleştiri çok önemli ama yapıcı olmak kaydı şartıyla insanları yıpratıcı ve yerin dibine batırıcı, o insanı bir daha yeryüzüne çıkarmayacak bir eleştiri olmaması gerekir. Tabii kesmemek gerekir. Filizlenip daha verimli bir ağaç, meyve veren bir ağaç haline getirmemiz gerekiyor. Selahattin Bey, şimdi elimde bu kitap var. Dışı bembeyaz. Bu bembeyaz haliyle bir yerlere mesaj mı vermek istediniz? Yoksa bu basım hatası mı? Basım hatası değil. Böyle bir bilinçli yapan, bu işi bilinçli yapan bir insan bunu basım hatası olarak şey değil. Ben bunu bembeyaz bir kapakla bir yerlere mesaj verildiği kanısı oluştu. Şiir antolojisi Cendere 2. İçeride de yazıyor bu şekilde. Dış kapağının mesajını sizden alabilir miyim? Şimdi, tabii diğer konuklarımıza da daha döneceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Evet. Aslında programın ana teması bu. Şimdi yayını ve olarak başlayayım ama kendimizden bahsetmeyeceğim. Çok fazla evet. Reklam oluyor. Biz kitaplarımızı ilk önce bir dizgiye basıyoruz burada. Nerede hata yaptık? Özellikle imla kuralları, yazım dili, fotoğraf sanatı. Sizlerde diyafram vardır fotoğrafta. Evet. Yaklaştırırsanız, o diyaframı alabilirseniz, biraz fotoğraf sanatından anlayabiliyorum az çok. O zaman daha iyi kadrajı tutturup verim alabilirsiniz. Bizde de... İzleyenler, evet Selahattin Bey bize bu kitabın neden dış kapağının beyaz olduğunu, ne mesaj vermek istediklerini anlatıyordu. Evet. Çok teşekkür ederim. Size şöyle takdim edeyim. Şimdi özellikle daha önce bahsettim. Kitabın gerek çizgisiyle alakalı, gerek nizam başlığımız biz onunla alakalı ve en önemli burada, burada insanlara verilen bir mesaj var. Duyguların haliyle ilk önce insanlara belirli bir mesaj veriyoruz. Benim için duygular önemli. İnsanlar ve insanlar bu geliştirdikleri, içinde barındırdıkları, içinde büyüttükleri ve hayata bakış açılarıyla birlikte İnsanların neleri yaşayıp neleri hayal ettiği ve toplum üzerinde nasıl bir mesaj bıraktığı benim için daha önemli. İlk önce
Ben onların duygularını alıyorum. Buradaki ana temam bu. Onların duygularını aldıktan sonra tekrar onlara kitabın dış haliyle, dış kapak tasarımı haliyle basıp onlara gerçek son halini göstermeye çalışıyoruz. Ve insan olarak da buradaki vereceğimiz mesaj doğuyoruz, büyüyoruz ve son olarak da yaşamımızın son buradaki ana tema ilk önce giriş olarak insanların doğduğu hayat akışı, hayat akışını nasıl geliştirdikleri ve son olarak da hayatını nelere göre idame ettirdikleri ve hayatını bir şekilde Yüce Allah tarafından sonlandırdığını bir şekilde analiz etmeye çalışıyoruz. Selahattin Bey, yine size döneceğim. Hemen sizin son söylemlerinizden ben şunu çıkarttım. Rasim Bey'e bir sağdan bir soldan gidelim. Yani sağ tarafından sol tarafından. Şimdi Rasim Bey, Selahattin Bey dedi ki, ya bir şeyler ben onu anladım, bir şeyler üretmek gerek. Ben de diyorum ki, bir insanın hayatı 500 yıl oldu. Ama 500 yıl boyunca hiçbir şeyi üretmeden 500 yıllık ömrü tamamladı. Diğer taraftan da bir başka insanın hayatı 50 yıl. Ama hayatını dolu dolu yaşadı, bir şeyler üretti, insanlara bir şeyler verdi. Hangisi daha değerlidir? Hangisi daha değerlidir? İnsanlara hizmet veren, insanlara faydalı olan, insanlara yol gösteren daha değerlidir. İstersen beni bir yaşa, boş yaşadıktan sonra. Tabii. Yalnız ben bu arada şunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlarımız, değerli yazarlarımız buraya kadar teşekkür ettiler, bizi onura ettiler. Evet. Bana söz gelmediği için diyemedim. Arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum size. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. Selahattin Bey'le öyle birden koyu derinlere daldık ki. Evet. Ya bir türlü kopamadık birbirimizden. Size de ben program boyunca size hiç fırsat yani gelmeyecek diye korkacaktım. Yani Selahattin Bey de yani öyle dolu dolu, evet, kendini yetiştirmiş ve birikimi olan bir kişi. Öyle gördüm. Ben ilk defa tanışıyoruz ama sağ olsun, ben tekrar teşekkür ediyorum. Onca yolu buraya kadar bizi kırmayıp birinci programımızda bizim davetimiz üzerine buraya kadar geldiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Rasim Bey de burada bizi, bizim ev sahibimiz o. Küçük bir örnek vereyim. Şükran hocamız da, Selahattin Bey hocamız da şöyle Tolu Başak gibidirler. Güzel anlatabildim mi? Yani bakın. Şöyle, Tolu Başak. Boş şu Başak. Da, şu. Hayır, böyle değiller. Böyleler. Boş Başak dik durur. Tolu Başak boyun büker. Evet. Doludur çünkü. Evet. Çok doludur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anlatabildim mi kısaca her şeyi? Evet. Kısa, güzel bir özet oldu. Harikasınız. Rasim Bey zaten bizim çok eski bir dostumuz. Buradaki çalışmalarında bizim hayatımızın çoğu yönlenmelerinde olsun bize çok katkısı olan bir insandı. Biz de basın camiası içerisinde ona ne katabiliriz? Rasim Bey'e değil aslında bizim o yaptığımız, Rasim Bey adı altında ilimizin, ülkemizin değerlerine ne katabiliriz, ne artırabiliriz? Tabii bunların değerlendirilmesi gerekir. Rasim Bey'den devam ediyoruz ama az önce de Selahattin Bey bir şey söyledi. 80'li yıllarda o lise çağlarında ben gördüğünüz şu teyitlerle, o zaman bu teyitler çok meşhurdu değil mi? Sağ olsun Veli Bey kardeşimizin mekanı da zenginlik açısından başka bir yeri arattırmıyor. Her şey var. Sanat evi. Yani burada neyi anlatmak istiyorsanız hemen onunla ilgili bir alet, edevat ya da argüman hemen bulabiliyorsunuz. Evet. Selahattin Bey'in bahsettiği o kasetli teyitler bunlar. Bunlara sesini kaydetmiş, şiirlerini okurmuş, yazdığı şiirleri. Kalıcı olması için tabii gelecek nesillere bir eser bırakabilmek en güzeli bu. Evet. Az önce de dedik ya 500 yılla 50 yıl yani
Hangisi daha değerli? Tabii dolu dolu geçen 50 yıl. Şunu 70 yapalım. Ben şimdi 50 dediniz ya, tüylerim diken. Hani ben ölmüşüm 50'de. Orantılama. Ben yeni başladığım için. Şunu biraz yukarı çıkarın. O zaman diğerinde 700 yıla çevirmemiz gerekir. 700'e çıkarılsın 70'e. Bu arada Rasim Bey'le daha önce biz söyleşi yaptık. Rasim Bey'e arada bir laf atacağım. Tabii bu arada Cendere grubunun, şiir antolojisi grubunun değerli şairlerinden Şükran Hanım da konuğumuz. Şükran Hanım'ı biz daha Adana'dan buraya kadar... Antalya. Yine birbirine yakın. Evet. Ben Akdeniz, yanıldım. Akdeniz. Evet. Akdeniz ve Ege insanı sıcak insanlardır. Böyle sıcak ruhlu, sıcak kanlı insanlardır. Çabuk kaynaşabilen insanlardır. Şükran Hanım da galiba o sıcaklığın verdiği şey sanata katkısı üst seviyede diye değerlendiriyorum. Cendere grubundan aynı camianın içerisinde bir şairimiz. Kısaca sizi birkaç kelimeyle tanıyalım. Şimdi Gaziantep doğumluyum. Babam memurdu. Ben de kilise öğretmen okulu mezunuyum. Aslım öğretmendir, ilkokul öğretmeni. İşte özel hayatın bazı giriş çıkışları dolayısıyla daha sonra orman teşkilatına geçtim. Emekli oldum, 10 yıldır emekliyim. Şiir işine gelince öğretmen okulunda öğretmenim derse geç kaldığı zaman veyahut da işte aşağıda öğretmenler odasında bazı durumlarda dersi işte zil çalmasına rağmen beni çağırırdı. Güneş dersi başlat geliyorum gibi. Ben bir edebiyat aşığıyım. Çok okurum. Kitap çok okurum. Şiir çok okurum. Gecem sabahlara kadar 2-3 yıldır şiir okumakla geçer. Yazmakla geçer. Ne benim güzel. Adım artık şu şekilde anılıyor. Rumuzum güneşçi ama bana derler ki ışık ışık saçıyorsun. Nasıl saçıyorsun? Benim şiirlerim faks gibi çıkıyor. Ne kadar da ben boyutunu kısaltmaya çalışsam metre, kilometrelerce oluyor. Uzadıkça uçuyor. Çünkü hani yaşanmışlıklardır insana şiir yazdıran. Demek ki doluluk, duygu dolu, yorgunluğu çok. Çünkü 4 evlat yetiştirdim. En küçüğüm 26 yaşında. Hepsini okuttum. Kardeşlerime de emeğim geçti. Ben edebiyat aşığı bir insanım. Kitapsız, onun kokusu olmadan benim bir günümün geçtiği vakti değildir. Şiir yazmak benim hayatım. Okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Seslendirme yapan arkadaşımız, editörümüz de şiir yorumcusudur. Aynı zamanda şiirlerimize de emeği çok. Kendimden geçiyorum. Çünkü ben bir Rasim Bey'in şiirini okuduğum zaman gecenin bir yarısı olsun onda kendimi buluyorum. Başka bir arkadaşımın bir şiiri denk geldiğinde onu okuduğumda hayatımın bir kesidini buluyorum. Bu ne demektir? Kişi bazen arkadaşlarımız der ki bazı yorumlarda işte güneşçe mesela işte ağır bir şiir yazmışım, bir acıyı yazmışım. Ay çok üzüldüm senin için. Birçok arkadaşımız da der ki bu şiirdeki ben değilim. Hani benim hayatım değildir. Hayır arkadaşlar, kişi her şiirinde mutlaka bir azında, bir kısmında kendisini, yaşadıklarını yazıyordur. Yaşanmadan, duyulmadan, duyumsamadan şiir yazmak mümkün değil ki. Evet. Onu duyacaksın. Görüyorsun, Türkiye'de bir olumsuzluk görüyorsun, onu şiire döküyorsun. Görmeden, gönül gözüyle asla şiir yazılamaz. Ben herhalde bundan sonraki hayatımda devam edeceğim. Allah ömür verdikçe. Büyük bir ihtimal herhalde kalem elimde öleceğim. Bu da benim en büyük mutluluğum. Eşimin de vasiyetidir bana. Yaz, gül, sev. Evet. Benim en güzel. Yaz, gül, sev. İnsanları ben, sev,
gün ve yaz. Budur, ben o açıdan çok mutluyum. Hele ki bugün davetlisi olarak Rasim Bey'in buraya gelmiş olmakla gerçekten çok mutluyum. Beni otogardan alıp bu saate kadar misafir etmiştir. Bu yayına İsmail Bey aldı. Kızılırmak TV'si için geldik hep birlikte. Cendere ekibi olarak temsilen geldik. Ben gurur duyuyorum. Nasıl sizler gibi dostlara sahip olmak benim için çok büyük onurdur. Antalya'da evim, orada ikamet ediyorum. Çocuğumun okul durumu için geldim, üniversite durumları için. Orada da bir kardeşiniz var. Ne zaman isterseniz konuğum olabilirsiniz. Evim evim. Biz de sizleri konuk etmekten son derece mutluluk duyduk. Meteorolojinin bugünkü hava tahminlerine göre Çorum ve bölgesinde hava yağışı gözüküyor. Ama bugün sizin gelişinizden galiba güneşli bir hava var. Güneş gibi mi açtı? Evet, güneş gibi açtınız. Teşekkür. O yağışlı hava terk etti. Biz de yağışlı havaya göre giyinip çıktık. Teşekkür ederim. Ayakkabımız olsun, üzerimize olsun. Siz güneşle geldiniz. Güneşçe gelince güneşle gelmiş oluyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben tekrar Rasim Bey'e dönüyorum. Rasim Bey, sizinle daha önceki programımızda bütün detayları konuştuk ama şimdi siz Türkiye'nin bir ucunda, konuklarımız diğer uçlarında, her bir ayrı. Bu iletişim nasıl sağlanıyor? Şimdi İsmail Bey, yani özel araçlarınız mı var, gidip geliyorsunuz birbirinize, yoksa bu gönül köprüsü mü kuruyorsunuz arada? Nasıl oluyor bu iletişim? Bugün tanıştık. Evet. Bugün tanıştık yüz yüze. Yüz doğru. İlginç bir şeydir. Sanki ben 40 senedir anam sizi doğurmuş kadar hepinizi çok sevdim. Çok yakınsınız yani. Evet. O kadar rahatım yani. Teknoloji dediğimiz olay bize faydaları bu işte. Evet. Yani ben hemen sözü böleyim şöyle. Neyi ne niyetle kullanırsanız o yönde. O yönde doğru. Yani ekmek bıçağını sebze doğramak için de kullanabilirsiniz. Çok kötü bir örnek ama insanı katletmek için de kullanabilirsiniz. Teknolojiyi de aynı şekilde. Evet, teknolojiyi aynı şekilde kullanırsan şöyle, insanların faydası için, kendini, dostluk için, yüreğin sesini dinlemek için, karşında adamın duygularını anlamak için güzel bir şey. O teknoloji olmasaydı Selahattin Bey'i tanıyamazdım, Şükran Hanım'ı tanıyamazdım. O teknoloji sayesinde birbirimizi yazılarımızı okuduk, karşılıklı şiirlerimizi okuduk, yeri geldi eleştirdik, yeri geldi beğendik, yeri geldi paylaştık. Bunlar teknolojinin güzellikleri. 40 yıl öncesinin teknolojisi kasetli teyit. Ve mikrofonla sesinizi kaydediyorsunuz. Bugün her şey dijital ortam. Evet. Ve insanların birbiriyle iletişim kurmasını, kaynaşmasını da sağlıyor. Ben hemen Şükran Hanım'a tekrar dönüyorum. Veli Bey de bize eşlik ederse, Şükran Hanım'dan şöyle güzel bir eserini kendi sesinden şimdi, dinleyerek biz de dinlenmiş olalım. Peki. Ben antolojimizde, tabii ben hemen size kendi bünyemizde bir yarışma yaptı yönetim kurulumuz. Evet. Yarışmanın birincisi Hatice Hanım'dır. Onun bir şiiriyle başlamak istiyorum. İkinci olan arkadaşımız, ben de bir şiirimle üçüncü oldum. Onları size aralıklı okuyalım. İşte ben de bu arada şunu ön tarafa koyayım. Şöyle. Efendim, çok teşekkür ederiz sevgili Hatice Şahin. Cendere Şiir Antolojisi olarak yarışmamızda birinci geldi. Tabii ki de bu yorumu değerli dostum Şükran Güneş'e bırakacağım. Kendisine ve ailesine selam olsun. Şairimiz Hatice Şahin, gönül dili. Bana buram vurmuş, bir desem vurma. Kırıktır kanadım, kollarım güzel.
Gözünle konuşup gönlümü yorma. Aşikar değil mi hallerim güzel? Gencecik yaşımda dert beni aldı. Dizimde derman yok, ellerim kaldı. Bağım harap oldu, güllerim soldu. Sam yeri kuruttu, dallarım güzel. Ben de güzelleri sevmek isterdim. Düğün, dernek, yuva kurmak isterdim. Yarimle el ele gezmek isterdim. İhtiyacımızı diyemez dillerim güzel. Yatağa mahkumum, ne sağ ne ölü. Gonca iken soldu ömrümün gülü. Bütün hayallerin kırıldı beli. Meramımı söyleyemez dillerim güzel. Ben de okuyordum, hayalim vardı. Hoyrat bir eldeydi, hepsini aldı. Artık el gözlerim, kötürüm kaldım. Acınacak oldu, hallerim güzel. Bana hadi, kalk gidelim diyerek bakma. Çaresiz gönlümü ateşe yakma. Yer ile yeksanım, bir de sen yıkma. Artık saramıyor kollarım güzel. Artık saramıyor kollarım güzel. Diline sağlık Hatice arkadaşım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben şunu benim edindiğim bilgilerle şiiri yazan daha duygulu okur. Yazandan hariç okuyanlar o şiiri normal bir şiir gibi okur diye biliyordum. Siz bir başka şairimizin şiirini sanki böyle kendiniz yazmış gibi içten ve samimiyetle duygulu bir şekilde okudunuz. Dilinize, yüreğinize sağlık. Şiir aşkı. Evet, şimdi, bu olsa gerek. Evet, bu. Bir de Ahmet Bey'in şiirini okuyalım. Tabii ki de. Arkadaşlar, onları öpürsek. Efendim, tabii ki de tekrar buradan Cendere Şiir Antolojisi olarak şiir yarışmamızda evet. İkinci gelen değerli hocam Atıf Baltacı. Kendisine selam olsun. Özellikle kendisiyle yakın bir muhabbetimiz var. Dolayısıyla hem Cendere Şiir Antolojisi olarak ve gerekse diğer konularda kendisinden yardım alıyoruz. Öyle zannediyorum ki ileriki zaman içerisinde de inşallah muvaffak olacağımızı ümit ediyorum. Efendim bay bay demiş. Değerli hocam öyle başlamış. Ben yorum olarak değerli dostum Şükran Güneş'e bırakıyorum. Ben şöyle bir giriş yapayım. Veli Bey şimdi alttan fon veriyor ama şöyle güzel bir parçanın girişini böyle 10-15 saniye bir sazıyla bence gönül telimize bir dokunsun. Bence de. Onun güzel peşinden olur. Hemen şiiri girelim, evet. Alt fona o devam edelim. Tabii. Bence de. Ellere bakmışsın. Benim gönlüm senden geçti bu sefer. İyi niyetime bir kul takmışsın. Kendime şans diler oldum bu sefer. Gözün, özün, sözün meğer bir değilmiş. Ben de sana verdim sözümden caydım. Namertlik kaftanı sana biçilmiş. Ben mertliğimi hiç namert yapmadım. Senle yaşanacak bir şey kalmadı. Sakın dönme beri, bence orada kal. Sana diyeceğim sözüm kalmadı. Beni kırma bir kez, hoşça kal, dost çakal. Senin için demiştim her şeye hay hay. Ben ne hata etmişim vay bana vay vay. Sensiz ettiğim her yol bana doğrudur.
üzemezsin artık beni, sana bay bay. Diline sağlık Atıf Baltacı. Gönlüne sağlık arkadaşım. Şükran Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Veli Bey de gerçekten böyle sazın teline dokunmuyor. Bizim gönlümüzün teline dokunarak şiirin böyle daha da çok içselleşmesini, bize böyle gönülden dokunmasını sağladı. Sazın aldım. Ben zaten şunu zannetmiştim. İlk önce okuyacak, Veli Bey bir giriş yapacak. Şarkısından kendi sesiyle. Evet. Ondan sonra şiire devam edeceğiz diye ummuştum ama o inşallah o da olur. Ileriki zamanda o da olur. Şimdi bir tane aslında Rasim Bey hem sanatkar hem zanaatkar. Evet. Bir tane dinleyelim. Tabii. Şimdi ailede ailece olarak da yani senden mi bulaştı artık bilmiyoruz yani. Songül kardeşimize, şimdi, eniştemize, enişte diyeyim ben de daha yakın olduğumuz için, Songül'de bacımız olduğu için. Aynen. Eniştemiz de yani mutlaka hani üzüm üzüme baka baka kararır diyorlar ya. Şimdi eniştemiz de bizim çalışmalarımız oluyor. Benim şiirlerimi seslendiriyor, sazına suyuyor. Ortak çalışmalar yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bak bu ortak yönü ben bilmiyordum, şimdi ortaya döküldü. Çok bir güzel. Bir tane dinleyelim, gerçekten sesi evet. Çok güzel. Veli Bey'den şöyle güzel bir parça. Evet, tabii ki de. Eşi de eşlik ediyor. Benim de gönül telime dokunsun. Yüreğimde ince ince his var ya.
gitmek ister ya. Yollar beni, ben yollarım. Aşık geneli dört bir yanım çölde ya. Yüreğimde ince ince his var ya. Gönlüm çekip geri gitmek ister ya. Yollar beni, ben yolları unuttum. Yollar beni, ben yolları unuttum. Sevenlerin sevdiklerini unutmaması, yolları evet. unutmaması dileğiyle. Aynen, ağzınıza, evet. yüreğinize sağlık. Gerçekten de güzel bir deyiş oldu. Güzel bir... Ne diyeyim yani, tarif bulamadım. Gönül telimize, gönül telimize gerçekten çok derinden dokundu. Bunu yazan da Maraşlı bir şairimiz, Aşık Yener. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Maraş'ın anımsıyor gibi. Tanrı kasabasından. Çok büyük bir şair yani. Maraş'ta güzel ozanlar evet. yetiştiriyor. Evet. Kız sen İstanbul'un neresindesin diye hatta bir şiir var. Belki duymuş olabilirsiniz. Aşık Yener. Yani onu bir tabii Çorum'un ozanlarına yetişemezlerse de yine Maraş'tan güzel ozanlar çıkıyor. Harikasın artık. Evet. Ha, güzel kardeşim. Rasim Bey, yine döndük. Rasim Bey'in şiir okuma sırası bizde mi? Valla bir şiirde, bir şiirde sizden dinleyelim. Şiir, şöyle dinleyelim. Ondan sonra Şükran Hanım'dan da bir şiir dinleyelim. Tabii şiir ve söyleşi programı yapıyoruz. Şiirle en sonda yine başlangıcı Selahattin Bey'le yaptık. Bağlama kısmında işin artık o üstad en üst seviyede olduğu için. Çok teşekkür ederim. Özür dileyerek sözümüzü teslim, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi ben yaklaşık olarak Veli Bey'i çok başarılı buluyorum. Çok önemli bir şey yapıyorum. Her başarının arkasında düzeltiyorum. Her başarılı erkeğin bir arkasında kadın vardır derler. Özellikle buradan Songül Hanım, acaba Veli Bey'in bu başarısını elde etmede nasıl bir rol oynadı? Yani ona nasıl destek oluyor? Soruyu soran kişi Selahattin Bey oldu. Soru... evet, biz sormuştuk. Güzel yerden sana. Yakaladı. Evet, güzel yerden yakaladı. Şöyle söyleyeyim, az önce bahsettim ama. Tanışmamıza vesile olan bir dayısı var Veli'nin, Arap Ali. Onlar bana türküyle beraber böyle şimdi bir efendim, şey yaptılar. Şimdi efendim, Arap Ali dediniz. Yani. Bu bizim daha önceden merhum Arap Ali mi? Yok, Arap Ali. Yok. Şu anda hayatta yaşıyor. Evet, evet. Evet. Allah'ın ne oldu? Ben onun sazıyla beraber büyümüşüm. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama tesadüf eseri bizi karşılaştırdı Rabbim. O yüzden bana türküleri sevdiren de zaten kendileri. Evet, Songül önceden aynen. hiç halk müziği dinlemezdi. Yani benimle tanışmadan önce, ben ilk tanıştığımız dönemlerde Songül'ü hep telefon açarak saz dinletiyordum evet. telefonda. Telefon burada dururdu, ben onların sesini dinlerdim. Yani ne kadar şekilde, güzel yani. Ben Ankara'daydım, Çorum'daydı. Yani, şimdi Veli Bey, o şekilde bir şey söylediniz hani başka müzik dinlerdi. Ama bizim, ben şunu... söylüyorum her zaman. Bizim özümüz Türk halk müziği evet. ve Türk sanat müziği. Bizi anlatan. Yani hani buradan rahmetli analım Mahsuni Şerif'i de ben anlamam pop'tan, caz'dan evet, diye bir evet. şeyi var türküsünün birinde. Onun gibi bizim özümüz gerçekten Türk halk müziği ve Türk sanat müziği. Siz de Songül Hanım'ı diğer dinlediği müzikten koparıp özümüze döndürmüşsünüz bir şeyler. Aslında evet, onu dinliyordum ben hani Türkleri böyle özden... çok severim ama mesela Aşık Yener'i bilmiyordum. Evet. Ben i̇şte onlardan öğrendim. Evet. Aynen. Yani onlardan öğrendim. Güzel genelde. Bir katkı olmuş. Aynen, çok mutluyum ben zaten. Bugün bir şey söyledi Songül kardeşim. Yener dedi evde çalar dedi. Veli evde dedi çalar.
ben de işimi gücümü tutarım. Aynen. Bir yandan söyledim de o saz çalar ben iş yaparım. Düet yaparız. Ben bayıldım. Öyle çok tatlılar. Öyle zannediyorum. Çok gerçekten. Deli Bey'in herhangi çalar, bir müzik tahsiliniz yok. Yok, hayır. Ben buna rağmen. Kendi kendini yetiştirmeden mi? Hayır, şöyle söyleyeyim. Aşıklık geleneği benim ta dedemden geldi. Benim dedem aşıkmış. Babam da aşıkmış. Yani soydan gelir derler ya, onlardan da bana geçti bu aşıklık geleneği. Yani beş kardeşiz biz, en küçük aile bireyi benim, aşık geleneği bana geçti yani. Allah bu şeyi İstesen bana İstesen de istemesen de. Aynen öyle. Mutlaka devam ettirmen gerekiyor. Evet, sonra. Şimdi arkadaşlar, Şükran Hanım, Gevere grubunun evet. Kendi bünyesine yaptığı yarışmanın üçüncüsü ben oldum. Makberi Mesken Eyledim şiiriyle üçüncü oldum, onu size takdim edeyim. Makberi Mesken Eyledim. Oy yaralım, sevdanı gökte yerde bulurum. Yol kesik teline sığ izimde kavuşurum. Aydır gözün zifirde ferin parlayan yıldız. Kavrulur içim dışım. Kaydın elden, bu ne hız? Takvimden düştü yaprak, soldu canım ümitler. Aşk neyler? Şarap gamlı, ecel ruhumda inler. Şahım unutmaz usum, ruhumu kaplar hüznüm. Baş musallaya dönük, görmez olaydı gözüm. Aşkı şiire yazdım, yüreğimle dokudum. Şelaleydin ey suyum, bir nefessin soludum. Işığımdın, günüm aldın, hıçkırıklar doruğum. Mezar taşına yaslı, boğazım kırk bir boğum. Ey gönlüm efendisi, yoksun, kahırdır solum. Ziyan oldu bak ömrüm, hicrat hicrettir sana yolum. Ah, nereye gittin yar? Şakaymış o gülmen can, rahmet okur gönlüm, gamlı baykuş, selam can. Işık kör göremezsin, çürüdü artık tenin, nurdan üfle ruhuma, bahar senin nefesin. Erim, bir yere gitmedim, makberimdir meskenim, vedan fili zahire, sevdanı yüreğime ektim. İçim ağıt şelale, yaprak döker ağacım. Makber sonumuz değil, mahşerim erim dalım. Ey aminler, helaller, yâre Fatiha saldım. Rüya alemine gel, kalan ömrüme kârdım. Doğanla kucaklarım, papatyadan taç başım. Ah canım yar, hoş geldin. Ruhunla dokun başım, lal oldun seven yürek, kandır ekmeğim aşım, ışık huzmesi gibi süzülsün ruhum naşım, makberin meskenimdir yar, tutup öpsen baş taşım, tutup öpsen baş taşım. Teşekkür ederiz, dilinize yüreğinize sağlık. Evet, sözün üstadına rica geldik. Bağlama kısmını da sizden dinleyelim. Hemen peşinden de kısa bir şiirle programımızı sonlandıracağız. Zamanımız çok kısıtlı kaldı. Evet, Selahattin Bey şöyle bir toparlarsak. Tabii sonuç olarak her programın sonunda o programın verdiği bir hazzı yaşar. Eğer bizler tek bir amaç için burada toplanmışsak, bunun idamesi için tekrar kendi aramızda, kendi çabamızla birlikte aynı yol üzerinde devam etmemiz gerekiyor. Buradan tabii ki de sözü ben düzelterek bağlayayım. Kızılırmak TV çalışanlarına, genel yayınlara, yönetim kurulu başkanına, kameramanımız Furkan Utku, öyle zannediyorum ki
Furkan Utku Bey'e, İsmail Bey'e, öyle söyleyelim. Enstrümanda değerli dostum Veli Kaynar. Eşi Songül Kaynar. Bütün Cendere Şiir Antoloji üyelerine ve sizlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok konuştum. Sonuç olarak da bu şekilde bağlayalım. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. İnşallah bu ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı şekillendirip bir şekilde muvaffak olacağız. İnşallah yolumuz bir başka programın daha kesişir. Yüzlerce kilometreyi geride bırakıp buraya kadar geldiniz. Programımıza konuk oldunuz. Yol yorgunluğunuzu bu şekilde çıkardınız. Burada hane sahibi esas Rasim Bey. Rasim Bey'e de bizi bir araya getirdiği, davetimizi size iletip bir araya getirdiği için teşekkür ederiz. Rasim Bey'le de bir şiirle bu programımızın sonunu, sonunu değil de yani bir programımızın akışını durduralım. Evet, ben şöyle diyorum. Önce Selahattin Bey'in, bak şu albümümüzde, çıkarttığımız albümde bu Selahattin Bey'in sözler benim, okuyan Selahattin Bey. Şimdi evet. Biz de buna ustanın yanında çırağın konuşması, okuması daha şey olur. Rica. Biz bu işi ustasına verelim. Sözleri, yazarı Rasim Kavrak olsun, okuyan Selahattin Tekin olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Abi o sizin kendi aranızdaki buyurun. Şey, biz araya girmeyelim. O yorumları süper. Tabii. Arkadaşlarım böyle bu yorumları... Tabii hiç yorum dinlemedik biz, değil mi? Öncelikle tabii. Tabii ki de değerli dostum Rasim Kavrak'a böyle bir asilleştirme yaptığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kalemin Söz Yaşları kitabımızın gerek mizampajı, gerek kapak tasarımı ve içeriği tamamen değiştireceğiz. Farklı bir çalışma yapacağız. İnşallah onu da farklı şiirlerini alacağız diye umuyorum. Efendim, Cendere Şiir Antolojisi olarak şiir yarışmasında dereceye giren değerli dostum, Eskişehir'e selam olsun. Sevilay Koca yarışmamızda dereceye girmiş. Yağmur olarak başlamış. Yağmur ne güzel düşüyor. Çiselemesinde bir şarkı gibi ruha işliyor. Tatlı bir huzura bırakıyor gözlerimi sevgiyle. Aman, aman. Sanki her damlası itiraf ediyor aşka, hüzne. Ben kim miyim? Nasıl yaşıyorum? Kiminle yaşıyorum? Bulutların diliyle dökülüyor hasret bekleyen yüreğe. Yağmurun hüznüne dalıyor gözlerim. Gözlerim, sesim sana bakıyor, seni söylüyor. Gülümseme bana, aç gözlerini. Ben düşüyorum gözlerinden, ben. Ana kucağındaki bebeğin mutluluğu sanki gözlerim. Yağmur bahane duygularım bile. Derin bir sevginin iç çekişmesi gibi ruhlar. Sanki bir melodi sesiyle sarhoş ediyor tüm bedenimi bende. Yoksun. Bugün yine yokmuşum. Gözlerim öyle arıyor ki seni. Hala o eski güne takıldı aklım. Ben artık seni çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, kah gönüllerimize dokundular. Kah duygularımızı dile getirdiler. Böyle bir güzel programı daha sona getirdik. Ben burada yine tekrarlıyorum, kilometrelerce öbür taraftan buralara kadar gelip konuğumuz olan
Evet, konumuza da teşekkür ederim. Ev sahibimiz de Rasim Bey'e teşekkür ederim. Bir başka güzellikle daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.